Açık mutfaktan herkese merhaba. O kadar güzel bir tatlı tarif vereceğim ki size şaşıracaksınız. Harika bir tatlı geliyor. Hemen bir su bardağı şekeri, iki tane yumurtayı kıracağım ve size bir püf noktası vereyim. Yumurtaları kek yaparken özellikle bir 10 dakika önce çıkarıp ılıtırsanız çok daha güzel olur arkadaşlar. Yumurtayla şekeri iyice çırparsanız yumurta kokusunu hiçbir zaman almazsınız ve köpürtene kadar çırpıyorum arkadaşlar. Sonrasında bir fincan yoğurdu ekliyorum ve sonrasında da bir fincan yağı ekleyeceğim hemen ve sonrasında diğer malzemeleri eklemeye devam edeceğim arkadaşlar. Evet, diğer püf noktalarından biri de bir fiske tuz. Biliyorsunuz şeker ve tuz oranını iyi ayarladığınız zaman kek kıvamınız çok daha iyi olur. Ben unlarımı daha önce eledim. Hemen şunu diyebilirsiniz. Elemeden mi kullanıyorum? Hayır, daha önceden eledim. Öncesinden ve size eleme aşamasını göstermek istemedim. Uzun sürmesini istemedim. Hemen 3 yemek kaşığı kakaomu da eklemiştim. Gördüğünüz gibi. Sonrasında da kabartma tozu ve vanilyayı da ekledikten sonra bir güzel çırpacağım. Ve kekim bu kadar kolay arkadaşlar. Evet, kıvamını görüyorsunuz. O kadar pratik bir tart ki arkadaşlar. Gerçekten kekinin içindeki malzeme çok çok az. Yani evde böyle ufak tefek malzemelerle yapabileceğiniz muhteşem lezzetli bir tart kek ve sosunu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ben evdeki reçeli değerlendireceğim. Biraz da süt vardı. Süt kullanacağım, muhallebi yapacağım ama siz bunu böyle sade bir şekilde de tüketebilirsiniz, misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Ben zaten bu tartı öğrendikten sonra başka tart tariflerine hiç bakmıyorum bile arkadaşlar. Bunu yapıyorum ve gerçekten çok lezzetli bir tarif yapmanızı tavsiye ederim ve diğer tariflerim için de YouTube kanalıma abone olmanızı tavsiye ederim. Desteğinize de ihtiyacım var tabii ki. Sizin destekleriniz olmasa ben diğer videolarımı çekemiyorum arkadaşlar. Evet, hemen bir iki şöyle tezgaha vuruyorum. Ve sonrasında muhallebiye başlıyorum. Bir yumurta sarısının üzerine 2,5 su bardağı sütümü ekleyeceğim. Muhallebim de bu arada çok basit bir muhallebi. Yani böyle sizi yoracak hiçbir şey yok. Süt, yumurta, nişasta, un iyice çırpacağım. Biraz da şeker koyacağım ve sonrasında iyi bir çırpıcı yardımıyla ocağın üzerinde çırpacağım. Yani basit bir muhallebi tarifi. Hemen 2 kaşık un ve şöyle yarım kaşık kadar da nişastayı ekleyeceğim. Ben 2 yemek kaşığı şeker ekledim ama siz biraz daha tatlı olsun istiyorsanız ki bence gerek yok. 3 kaşık da koyabilirsiniz. Tamamen şeker kıvamını siz kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şöyle bir çırpıcı yardımıyla hemen çırpıyorum. İçerisine dilediğiniz meyve koyabilirsiniz. Benim evimde dut vardı. Dut reçeli vardı. Şöyle renginin mor mor olmasını istiyorum. O yüzden içerisine kara dut reçeli koydum. Ama siz dilerseniz çilek reçeli koyabilirsiniz. Kayısı reçeli koyabilirsiniz. Dilediğiniz reçeli kullanabilirsiniz. Ben mor renkli olmasını istedim. Çünkü çok güzel bir renk olacak ve iştah açacak arkadaşlar. Evet, rengin güzelliğini görüyorsunuz değil mi? Ne kadar güzel oldu. Gel beni ye diyor resmen. Ve bu muhallebi piştikten sonra mis gibi oldu arkadaşlar. O dut tanelerini böyle tane tane ağzınıza gelsin istemiyorsanız blenderdan hemen şöyle biraz geçirerek daha böyle püremsi bir hale getirebilirsiniz. Ben de öyle yaptım. Hemen blenderdan bir iki vız vız geçirdim. Evet, bakın tartımın yumuşaklığı, dokusu muhteşem oldu. O kadar az malzemeyle güzel bir tart yaptık ki hemen üzerine muhallebiyi de ekledim. Ve sonrasında dilediğiniz meyveyle yine tekrar süsleyebilirsiniz. Ama ben zaten karadut kullandığım için karadut reçeliyle de üstünü süsledim. Ve inanın gelen misafirler bunu sizin yaptığınıza hiç inanamayacak. Bakın o kadar basit bir tarif ki. Siz de bunu çok rahat yapabilirsiniz. Hatta benden daha lezzetli yapacağınıza adım gibi eminim. Evdeki malzemeleri kullanın
ve hemen tartı yapın. Hatta yaptığınızda yorumlarınızı bekliyorum. Altına mutlaka yazın. YouTube kanalıma da abone olmak isterseniz bildirimlerini de açmayı unutmayın. Altyazı ayarlarından da dilediğiniz dilde çeviriyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bir misafir çağırın ve bu muhteşem tartı hemen deneyin. Siz çok daha güzelini yaparsınız eminim. Afiyet olsun.